Merhaba arkadaşlar, Havva'nın Hobi Dünyası kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün de sizlerle ortası böyle boş, kenarlarında desenleri olan, bu şekilde desenleri olan harika bir yazmam var. Bu yazmama tığ oyası yapacağız birlikte. Modelim gerçekten çok çok güzel. Zamanında bu modelden ben gerçekten çok para kazandım. Yani 1000-2000 tane örmüşümdür. Yani gerçekten abartmıyorum. O kadar ördüm. Bir zamanlar çok modaydı çünkü. Ve hala kullanan var ve çok da severek kullandıklarını söylüyorlar. Evet, bugünlük modelimi de sizlerle o şekilde paylaşacağım. Ama modelimi başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, zil sesini de aktif hale getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Sizlerin desteği benim için gerçekten çok önemli. Evet arkadaşlar, bu şekilde renklerim var. Yeşilime bu şekilde yeşil kullandım. 3 renk kullandım. Yazmamdaki renklerden bu şekilde kullandım. Çıtır olarak da krem renginden devam edeceğim. Evet. Şöyle size şimdi modelimi de göstermek istiyorum. Ve modelim de bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten harika bir model. İğne oyasının en güzel modeli diyebilirim. Gelmiş geçmiş. Yani o kadar iddialı bir model. Harika mı? Harika. Evet, bunun yapılışına hemen geçmek istiyorum arkadaşlar. Tığım 21 numara. Şöyle göstereyim. Yani o kadar çok örgü örmüşüm ki artık tığım bile eskimiş. Evet, tığ battısını yaptım yazmamın arkadaşlar. Ben biraz model başlayacağım diye. 3 tane zincir çekip battım. 3 tane zincir çekip battım. Bu şekilde tığ battımı yaptım. Ben tığ battısını arkadaşlar bu şekilde şöyle kıvıraraktan yazmamı kıvıra kıvıra yapıyorum. Sizler de o şekilde yapıyorsanız o şekilde devam edin. O şekilde yapamayan arkadaşlarımız da önceden bir iğne yardımıyla şöyle hafiften iğneleyip ondan sonra kıvırabilirsiniz. Evet, şimdi modelimin yapım aşamasına geçiyorum. Evet, ben kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Şöyle orta boy bir örümcek çektim. Hemen üzerine iki tane doladım, milbaşı aldım. Bir tane boş bıraktım. Öbür yaptığım tığ battımın içerisine batıp 1 2, 3, 4 ve 5. Beşlikte bu şekilde çıkarttım. 2 tane zincir çekiyorum. Hemen bu 5 tane çıkarttığımız zincirin içerisine 1, 2, 3 ve 4 ve 5. 5 adet sık iğnemi yaptım bu şekilde. Şimdi hemen 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çekiyorum. Geriye dönüp 2 tane zincir çektiğimiz yerin tepesinin içine batıyorum. Ve 2 adet zincirimi de çekip geriye dönüyorum. Aynı şekilde sık iğne yapacağız 5 tane. Birinci yaptım. İkinci, 3, 4 ve 5. Evet. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Geriye dönüyorum. 2 tane zincirimizin içerisine batıyorum. Şimdi buraya arkadaşlar 5 adet zincir çekeceğiz. 2, 3, 4 ve 5. Zincirimizi çektik ve hemen sık iğne ile 1, 2, 3, 4 ve de 5. Evet, 5 sık iğnemi yaptım. Şimdi küçücük bir örümcek çekiyoruz. Büyük olmasın arkadaşlar. Küçücük örümceğimiz yeterli. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane tığ battımı bırakıyorum. Öbür tığ battımın içerisine batıyorum. Evet, yeşilimiz hep bu şekilde ilerleyecek. Taban yeşilimiz arkadaşlar. Şimdi tekrardan orta karar bir örümcek çekiyoruz.
İki tane mil başımı alıyorum. Bir tır battım bırakıp öbürünün içerisine batıyorum. 1, 2, 3, 4. İki tane üzerine doluyorum. Hemen tığ battımın içerisine girip 1, 2, 3 ve 4, 5. Beşlikte yaptım. 2 adet zincirimi çekip hemen 1, 2, 3, 4 ve 5. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Hemen geriye döndürdüm. 2 tane zincirimin içerisine battım. 2 adet zincir çektim tekrardan. Gene aynı şekilde 5 tane sık iğnemi yapıyorum. 3, 4 ve de 5. Evet, 1, 2, 3, 4, 5 sık iğnemi yaptım. Hemen 2 zincirin içerisine girdim geriye dönüp. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çekiyorum. Bu tepe olmuş olacak arkadaşlar. Modelimizi bu tepeye yapacağız çünkü. Ondan 5 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Sık iğnemi yaptım. Hemen küçücük bir örümcek yapıp bir tığ battı atlıyorum. Öbür tığ battımın içerisine giriyorum. Evet, yeşilim bu kadar arkadaşlar. Yazmamızın yeşili bu şekilde devam edip ilerleyecek. Şimdi hemen sıradaki rengimi alıp çiçeğimizi de göstereceğim. Evet, şimdi sıradaki rengimi parmağıma doladım arkadaşlar. Biraz da fazla doladım. Hemen bitmesin diye. Çünkü hep sık iğne yapacağımız için şöyle hemen ipimi sabitledim. Şimdi sırada bu rengim var arkadaşlar. Yazmamızı ters çeviriyoruz. Bu şekilde arkasından şu 5 tane yaptığımızın zincirin dibine batıyoruz arkadaşlar. İçine değil arkadaşlar, dibine batıyoruz. Bu şekilde şöyle kameramda 1, 2, kamera odaklı değil. Şöyle bir daha yapayım. Evet. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 adet zincirimi çektim. Şimdi bu 5 tane zincirim ortada kalıyor. Hemen zincirimizin öbür dibine batıyoruz ipimizi. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip geriye dönüyoruz. Şimdi üzerine 2 tane alıyoruz. Aldık. Bu 10 tane zincirimizin içerisine batıp 1, 2, 3, 4 ve 5. Beşlikte çektik. 2 tane zincir çektik. Hemen bu 5'likte toparladığımız zincirin içerisine 1, 2, 3, 4, 5. sık iğnemizi 10 tane zincirimizin içerisine batıyoruz. Yani toplamda 5 tane sık iğne yapmış olduk. Hemen 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincirimi çektim. Geriye döndüm. 2 tane zincir yapmıştık. Onun içerisine batıyorum bu şekilde. Ve 2 tane daha zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4 sık iğnemi yaptım. 5. sık iğnemi 10 tane çektiğimiz zincirin içerisine battım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 2 tane yaptığımız zincirin içerisine battım. 2 tane zincir çektim. Geriye dönüyorum. Aynı şekilde 1, 2, 3, 4 ve 10 tane zincirimizin içine battım. 5. 5 adet sık iğnemi yaptım. Evet, bu şekilde birinci yaprağım hazırlanmış oldu. Hemen 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Milimin üzerine 2 tane doladım. 10 tane zincirimizin içerisine battım ve 1, 2, 3, 4 ve 5'likte toparladım. 2 adet zincirimi çekiyorum. 1,
2, 3, 4 sık iğnemi yaptım. Hemen 10 tane zincirimin içerisine battım 5. Evet, 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geriye döndüm. 2 adet yaptığım zincire battım. 2 zincir çektim. Geriye dönüp 1, 2, 3, 4, 5. 10 zincirimin içerisine battım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yani bu yapraktan bu şekilde 4 tane yaprak elde etmiş olacağız arkadaşlar. Aynı 10 tane zincirimizin içerisine 10 adet yaprağımız olacak. Pardon, 4 adet yaprağımız olacak 10 zincirin içerisine. Evet, ikinci yaprağım da bitti. Hemen 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Üzerine 2 doladım. 1, 2, 3, 4 ve 5'likle çektim. 2 zincirimi çekiyorum. Sık iğneme başlıyorum. 1, 2, 3 ve de 4. 5. 10 zincirimin içerisine battım. 1, 2, 3, 4, 5. Geriye dönüyorum. 2 zincirimin içerisine battım. Bu işlemi arkadaşlar 4 yaprak elde edene kadar bu şekilde yapıyoruz. Bizim şimdi 3. yaprağımız 1, 2, 3, 4, 5, 2 adet zincirimi çekiyorum. Geriye döndüm. 1, 2, 3 ve 4. 5. 10 sık iğne, 10 zincirimin içerisine battım. Şimdi son 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen 2 tane doladım. 1, 2, 3, 4 ve 5'likle çıkarttım. 2 adet zincirimi çektim. Hemen sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. battım. 1, 2, 3, 4, 5 tane çektim. Hemen tepesindeki 2 tane zincirimin içerisine batıp 2 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Ve 1, 2, 2 zincirimi çektim. 1, 2, 3 ve de 4, 5. en son zincirimi içerisine batıyorum. 1 adet zincir çektim ve ipimi kopardım. Evet, çiçeğimiz bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Harika bir çiçek oldu. Şimdi hemen ortasındaki çıtırımızı yapalım. Evet, ortasındaki çıtır içinde arkadaşlar krem rengi ipimi aldım. Siz tabi yazmanıza göre renklerinizi ayarlarsınız. O şekilde yazmanızı yaparsınız. Şöyle sabitledim ipimi. Bu şekilde ortasındaki bu 5 tane yaptığımız yuvanın içerisine girip şöyle 5 adet zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Aynı yere battık. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. 4 tane arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aynı yere battım ve ipimi burada kırıyorum. Evet, çıtırımız da oluştu. Bunları çakmak yardımıyla da yakıyoruz. Şöyle onu da göstereyim hemen. Şöyle yaparsanız
Sökülmez de bir daha. Çok da sağlam olur. Evet, şimdi yandaki çıtırımızı yapacağız. Hemen ipimi sabitledim bu şekilde. Bir boşluk bırak, hemen yanındaki yaptığımız yeşil yaprağımızın o 5 tane yaptığımız zincirin içerisine giriyorum. Ve 5 adet zincir çekiyorum. Evet, 1, 2, 3, 4 ve 5. Aynı yere batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı yere batıyorum. Bu da 5 tane bu şekilde yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 ve 5. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Bir tane zincir çektim ve ipimi kopardım. Evet arkadaşlar, modelim bu kadar. Gerçekten çok şahane, çok şık duran bir model. Sizler de inşallah beğenirsiniz. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videolarımda sizlerin desteği gerçekten çok önemli. Yeni çekeceğim videolardan da hemen haberdar olabilirsiniz. Evet, bugünlük de bu kadar. Yeni bir videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.